Merhaba arkadaşlar, bu videoda ABB'nin faz izleme rölesini anlatacağım sizlere. Kodumuz ise CM-PVS-41S modeli. Arkadaşlar bu ürün hem faz izleme rölesi hem düşük voltaj ve yüksek voltajı bilgisini veren bir cihaz. Şimdi özelliklerinden bahsedecek olursak, bakın 3 fazlı yüksek voltaj ve under voltaj, yani düşük voltaj ayarlanabiliyor. 2 tane kontak yapısına sahip arkadaşlar. Başka bakın burada gösteriyor iki tane kontak yapısına sahip olduğu. Şimdi özelliklerine geçecek olursak öncelikle şimdi burada L1, L2, L3 3 faz besleme ucları var arkadaşlar. Bu cihaz arkadaşlar kaç volt arasında çalışıyor? Hemen bakıyoruz. Bakın L1, L2, L3 ucları 300 ile 500 volt arası çalışabiliyormuş. Aynı zamanda 50-60 Hz çalışma aralığında da sahip. Şimdi L1, L2, L3 ucları bizim faz gerilim besleme ucularımız. Bakın 25, 26, 25, 28 ucları bir röle ucları. Aynı zamanda 16, 15 ve 18 ucları bulunur. 2 tane kontak yapısı vardır arkadaşlar. Şimdi L1, L2, L3 ucularına 3 fazımızı bağlayarak hemen konuya başlayalım. Birinci fazımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Burada 3 fazımız hazır. Birinci fazı L1 ucuna bağlıyorum. Şöyle hemen gevşetip. Şöyle bakarsak. Şimdi birinci fazımızı bağladık arkadaşlar. Bunları iyi kontrol etmek lazım. Birinci ucu bağladık. Şimdi ikinci fazımızı bağlıyorum arkadaşlar. Şu an sistemde enerji yok. Sigorta off konumunda. Şimdi ikinci fazımızı bağlayacağım. İkinci fazla bağladım. Birinci fazımda arkadaşlar bakın yüksekte biraz gevşeklik var. Onu daha sonradan değiştiririm. Şimdi video uzamasın. Üçüncü fazı da bağlıyorum. Şöyle. Evet. Faz beslemelerimiz tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu cihazın ayarlamalarını nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın 3 faz enerjimi açıyorum. Açtım. Şimdi benim voltajım arkadaşlar şöyle bırakırsak ölçü aletimi elime aldım. AC konumunu aldım. İster buradan ister sigortadan ölçebilirim arkadaşlar. Bakın 390 volt geliyor arkadaşlar. Şimdi 390 volt. Bakın burada bakın gerilim U. U'nun düşük yani under voltaj seçeneğini buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın 360'a ayarlamışım mesela. Bu en fazla kaça kadar çıkıyor? 380'e kadar çıkabiliyormuş arkadaşlar. Aralık bakın hemen göstereyim. 300'de 380 volt. Şimdi voltajım 390'dı. 390'ın kaç volt aşağısına düşüp alarm vermesini istiyorsan buradan onu ayarlıyorum. Örneğin 20 volt aşağı düşürdüm ya da 30 volt. 360'ın altına düştüğünde bu bana alarm verecek arkadaşlar. Burası da arkadaşlar over voltaj yani yüksek voltaj. Bakın buradan büyük U işaretini görebilirsiniz. Burada da 420'den başlıyor arkadaşlar. 420'den 500 volta kadar çıkabiliyormuş. Minimum 420 yaparsak bu bizim ihtiyacımızı karşılayacaktır. Bakın arkadaşlar buradaki sarı ışık bu rölenin çıkış uçlarıdır. Yani şu an voltajım bu aralığa uyduğu için şu an röle çıkışını kapatmıştır. İsterseniz gelin test edelim. Örneğin şöyle 24 volt bir lambayı bu kontaklardan çalıştıralım. Hemen burada bir güç kaynağım var arkadaşlar. 220 volt girişli, 24 volt çıkışlı. LED'im 24 volt olduğu için bu güç kaynağıyla bunu çalıştıracağım arkadaşlar. Şimdi LED'e buradan bir eksi veriyorum arkadaşlar. Bakın LED'e eksi verdim. Güç kaynağını artı ucundan şöyle.
Arkadaşlar güç kaynağının artı ucundan bu röle kontakları arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Bakın 15 ile 25 ucları kom ucları. 26 ve 16 ucları bakın kapalı kontak. Ve 28 ile 18 de açık ucları arkadaşlar. Buradan hemen 25'e bağlıyorum artıyı. Kom ucunu buraya bağladım. Şimdi arkadaşlar rölem çıkış verdiği için bu açık kontağın çıkışına LED'e giden artıyı bağlarsam bu LED ışık verecektir arkadaşlar. Bakın. Şöyle sağlam tutmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar bakın LED'imiz hemen çıkış verdi. Şimdi bu cihaz arkadaşlar hem düşük gerilimi hem yüksek gerilimi aynı zamanda faz sırasını da bize izlememize olanak sağlıyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada fonksiyon seçici bir tripodumuz var arkadaşlar. Burada bu açma gecikmesi ve kapama gecikmesini ayarlayabiliriz. Şu an bu off delay'de yani kapama gecikmesi. Buna aldığımızda buradaki saniye bakın kaç saniye ile 0 ile 30 saniye arasında bu gecikmeyi ya da açmayı sağlayabilirim arkadaşlar. Şu an bakın off delay'de şu konumları alırsanız arkadaşlar faz sırasında bir kopma olduğu zaman rölenin çıkışını kesmez arkadaşlar. Bu konumda kesinlikle bırakmayın. Bu ve bakın bu da on delay. Ya burada çalıştırın ya da off delay'de çalıştırın arkadaşlar. Şu aralık ve şunda çalıştırırsanız röle çıkışı kesmez arkadaşlar. Bunu kesinlikle dikkate alınız. Örneğin off delay aldım. Ben burayı 30 saniye aldığımda bu faz koruma hataya düştüğünde röle çıkışını hemen kesecektir arkadaşlar. Şimdi örnek bir uygulama yapalım. Faz korumayı hataya düşürelim. Örneğin iki fazın yerini değiştirelim ve buradaki F1 ve F2 uçlarını görelim. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle enerji varken dikkat ederek bir tane enerji kopardığım zaman bakın bir enerjiyi kestim. F2 ışığı yanıyor ve röle çıkışını hemen kesti. Bağladığım gibi arkadaşlar bakın eski konumuna döndü. Şimdi arkadaşlar bakın faz kopmasını hemen kontrol edebiliyorum. Aynı zamanda düşük voltaj olduğunda bakın şu 360'ın altına düştüğünde röle çıkışım kesecektir. 420 voltun üstüne çıktığında röle çıkışım tekrar kesecektir. Şimdi bir de fazların yerini değiştirelim arkadaşlar. O şekilde bir uygulama yapalım. Bunun için sigortayı kapatacağım arkadaşlar. Şimdi bakın iki fazın yerini değiştirdiğimde şöyle bağlıyorum. Şimdi rölem yanmayacaktır arkadaşlar. Çünkü faz hatalı diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırmızı ışık yanıp sönüyor. Şimdi enerjimi kapatıyorum. Ve fazları doğrultuyorum arkadaşlar. Bu işlemleri hızlı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi enerjimi açtığımda faz doğru olduğu için bakın çıkış verdi. Şimdi arkadaşlar demin size uyarısını yaptığım konumu bir isterseniz test edelim. Bakın şu an fazım doğru geliyor ve rölem çıkış veriyor. Şimdi şu periyodu aldığım zaman arkadaşlar bakın şu periyotta faz hatasına düşüreceğim şimdi arkadaşlar. Yani fazların yerini değiştirdiğinde rölemin çıkışını yani kesmediğini göreceksiniz arkadaşlar. Bakın enerji önce bir keseceğim. Şimdi iki fazın yerini tekrar değiştireceğim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın fazın yerini değiştirdim. Faz hatalı olmasına rağmen bakın röle çıkış verdi. O yüzden bunu her zaman ya on delay'de ya off delay'de kullanın arkadaşlar. Bakın orijinal konumuna getirdim. Bakın hataya düştü. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup bizlere destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.